Evet merhabalar. Bu videomuzda amend seçeneği ile son oluşturduğumuz commit'e yeni bir dosya eklemeyi ya da son oluşturduğumuz commit'in mesajını değiştirmeyi göreceğiz. Örneğin bir commit oluşturduk ancak bunun mesajını yazarken bir yazım hatası yaptık. Ya da bir commit oluşturduk ancak bir dosyayı stage bölgesine almayı unuttuk. Dolayısıyla bütün dosyalar istediğimiz şekilde commit edilmedi. Bu gibi durumlarda amend seçeneğini kullanarak son oluşturduğumuz commit üzerinde bu şekilde küçük değişiklikler yapabiliriz. Şimdi isterseniz gelelim. Bunu 6 yapıyorum bakın. Text.txt dosyası commit 6. Bunu da aynı şekilde 6 yapıyorum. Bir değişiklik yapıyorum yani şu anda. Ve gelip git status yazıyorum. İkisinin de değiştirildiğini ancak stage bölgesine alınmadığını görüyorum. Ben burada sadece test.txt dosyasını alacağım stage bölgesine. Şu an bu şekilde. Ve git commit test ve test 2 dosyaları düzenlendi diyorum. Ancak sonra bir bakıyorum git status ile. Test 2 dosyasını ben stage bölgesine eklemeyi unutmuşum. Aslında ben son commitimde test 2 dosyasındaki düzenlemenin de bulunmasını istiyordum. Ancak şu anda benim en son oluşturduğum bakın git log online diyorum. En son şuradaki test ve test 2 dosyaları düzenlendi commitimin içerisinde. Bu test 2 dosyasındaki düzenleme yok. Şimdi konsolumu temizledim. Şu anda test 2 dosyası stage bölgesinde değil. Şimdi ben test 2 dosyasını son commitime dahil etmek istiyorum. Dolayısıyla bunun için git add test2.txt diyorum ki şu anda bunu öncelikle stage bölgesini alıyorum. Stage bölgesi almam gerekiyor ki son commit'i ekleyebileyim. Daha sonra git commit boşluk tire amend yazıyorum. Bunu yazdığım anda benim için default editörüm neyse ben VS Code seçmiştim hatırlarsanız kurulum aşamasında. Siz artık neyi seçtiyseniz o açılacaktır. Burada bakın bana bir editör açtı. Şimdi bu kısımda ben direkt olarak commit mesajını değiştirebilirim. Mesela ben buraya nokta koymayı unutmuşum. Nokta koyayım sonra bir tane ve kaydedeyim. Eğer siz değişiklik yapmak istemiyorsanız direkt kapatabilirsiniz. Değişiklik yapmak istiyorsanız yani commit mesajını değiştirmek istiyorsanız direkt olarak burada şuradaki yazı değiştirebilirsiniz. Başında şu kare işareti olan hiçbir satır dikkate alınmayacaktır. Kaydedip kapatıyorum. Şu anda iki dosyanın değiştiğini, iki satır eklendiğini ve iki satırın silindiğini görebiliyorum. Çünkü direkt olarak stage bölgesindeki değişiklikleri de son commit'e ekledi. Yani amend seçeneğinin böyle bir özelliği var. Bir, commit mesajını değiştirebiliyorsunuz. İki de stage bölgesinde bulunan bütün değişiklikleri en son commit'e ekliyor. Bakın şu an git status yazdığım zaman herhangi bir değişiklik görmüyorum. Çünkü ben şu kısımda stage bölgesine eklemiştim bu dosyayı. Direkt olarak son commit'imin içerisine ekledi. Ve burada git log one line diyorum. Sonun noktayı da görüyorum. Sondaki noktayı da görebiliyorum burada. Yani commit mesajım da değişmiş. Aynı zamanda test 2 dosyası da bu komite dahil edildi. Bu işlemi yapmayı hemen git krakenle de göstermek istiyorum. Bu sefer bunu 7 yapalım. Aynı işlemi yapacağım. Burada git add deyip test dosyasını ekliyorum. Bakın ve git commit test dosyası düzenlendi yazıyorum. Ve giriyorum git krakene. Git krakeni ilk açtığım zaman bakın sağ üstte gözüküyor zaten. Direkt olarak bir tane dosyanın değiştirildiğini görüyorum. Hatta direkt şuraya tıklayabilirim veya sağ üstteki değişiklik görüntüle butonuna tıklayabilirdim. Bu kısımda test 2 dosyasının stage bölgesinde olmadığını görüyorum. Ancak ben son komitime bu dosyayı da eklemek istiyorum. Dolayısıyla burada direkt olarak bunu stage alıyorum. Bakın. Şu anda test 2 dosyası stage bölgesi içerisinde bulunuyor. Şimdi burada sağ altta bakın amend denilen bir seçenek var. Buna tıklıyorum. Ve buna tıkladığım anda son komitimin mesajı buraya geliyor. Ve ben artık bu mesajı güncelleyebilirim. Ve aşağıdaki butona tıkladığımız zaman otomatik olarak amend işlemi gerçekleşiyor. Hatta şöyle terminalimizi açalım. Bakın eski hali buydu. Test dosyası düzenlendi vardı burada. Tekrar git log yaptığım anda test ve test 2 dosyaları tekrar düzenlendi şeklinde bunun mesajının değiştiğini görüyorum. Şu alttakiyle karışmasın bu eski commitimde. Bakın burada var zaten. Bu şekilde commit mesaj düzenlendi. Aynı zamanda git status'a da bakıyorum. Bakın şu anda commit edilecek hiçbir şey yok. Çünkü o stage bölgesine aldığım test 2 dosyasındaki değişiklik son commit'e eklendiği için artık herhangi bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Yani şu anda çalışma dizinimin mevcut haliyle en son komitimin mevcut hali arasında hiçbir fark yok. İkisi de aynı durumda. O zaman bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.